Ortalama bir insanın hayatı güzel kardeşlerim 60-70 yıl sürüyor. Bu süre zarfında sonsuz bir hayat için mücadele etmek yerine sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir ev, bir araba, bir yazlık, hadi bir kışlığı da ekleyelim. Bunlar için mücadele ediyor. Sonrası yok. Sonrası sonsuz bir yer. Sonrası ebedi bir cennet inşallah ya da ebedi bir cehennem Allah muhafaza. Kardeşim sen gidince o araba şoförsüz kalacak. O ev sensiz kalacak. O yazlık kışlık var ya çürümeye mahkum kalacak. Senden önce olanlar gibi, senden sonra olacaklar gibi. Güzel kardeşim, dünyanın bütün yükünü sırtına aldığında Allah Azze ve Celle'nin bir emrini üstlenemedin. Görev bellemedin. Eşimi razı etmem lazım dedin. Eş hakkıdır dedin. Çocuğumu razı etmem lazım dedin. Çocuk hakkıdır dedin. Patron hakkıdır dedin. İş hakkıdır dedin. Ama Allah'ın hakkını gözetmedin. Allah'ın rızasını gözetmedin. Hal böyle olunca hakların üstündeki en âli hak olan Allah Azze ve Celle'nin hakkı önümüze çıkacak, karşımıza çıkacak. Çünkü bütün hakların sahibi o zaten. Bütün rıza ilahinin neticesi o zaten. Ne diyordu Allah Resulü? Bir günü bir gününe benzeyen ziyandadır. Biz ziyadesiyle ziyan olduk kardeşlerim. Pazartesi gününe bir ayna koyalım. Pazar gününe kadar o günler birbirinin aynası gibi, birbirinin yansıması gibi. Biz nerede yanlış yaptık? Nerede bıraktık kendimizi de? Nerede yitirdik değerlerimizi de? Biz bu hale geldik. Aslında hastalık belli kardeşim. Ne için geldiğimizi unuttuk. Kim için mücadele etmemiz gerektiğini unuttuk. İman zafiyetimizden kaynaklı bunlar. İmanımız o kadar arka planda kalmış ki bir debdebenin içinde, bir kargaşanın içinde debelenip duruyoruz kardeşlerim. Rivayet odur ki Nuh aleyhisselam 950 sene tebliğ etmiştir. Bazı rivayetlerde 1000 sene tebliğ etmiştir. İyiliği emretmiştir, kötülükten sakındırmıştır. Ve vakit geldiğinde, görev emri geldiğinde, gemi yap denildiğinde o gemiye bazı rivayetlerde sağlam rivayet 8 diyor ama bazı rivayetlerde 80 diyor. Bakın dünyada 80 diyelim. 80 kişi o geminin içine girdi. Geri kalan hepsi helak oldu. Günümüze bakalım. 8 milyar insanız. Sadece 2 milyarı Müslüman. O Müslümanların arasında da kaçımız şuurlu, kaçımız değiliz muamma. Yani çoğunluk daima şeytandan yana. Çoğunluk daima nefisten yana. Tabi bu da bizim gibi iman zafiyeti olan insanların hoşuna gidiyor. Bir bahane arıyoruz güzel insanlar Rabbimizden kaçmak için. Bir sebep arıyoruz daha fazla mal kazanmak için. Hepimiz lüks koltuklarımızda oturup ona buna laf atıyoruz. Ulaşamadıklarımıza şikayet ediyoruz. Varamadıklarımız noktalara ne yapıyoruz? Kıskançlık besliyoruz. Haset besliyoruz. Ve ne oluyor? O duyguların içinde boğulup kalıyoruz güzel insanlar. Ama sorsan nasılsın? Şükür derler. Durumun nedir? Çok şükür derler. Çünkü şükür dilde kaldı. Çünkü şükür ağızda kaldı. Oysa şükür yaşamaktı yaşamak. Şükür hal diliydi. Şükür etten tırnağa bürünüp bir şekilde hayatımızın her evresinde olacak bir durumdu. Şükrümüzü unuttuk güzel insanlar. Bir çatımız olduğu için şükretmiyoruz. Elimiz ayağımız olduğu için şükretmiyoruz. Yumruk kadar midemizi doyurduğumuz için şükretmiyoruz. Telefon rehberinde hala annem, hala babam yazan numara için şükretmiyoruz. Eşimiz olduğu için şükretmiyoruz. Çocuğumuz olduğu için şükretmiyoruz. Biz de bu asrın maalesef en çetin, en zor zamanına denk geldik. Asr-ı felakete denk geldik. Şükürsüzlük zamanına denk geldik. Peygamber Efendimiz zamanı asr-ı saadetti. İnanıyoruz, iman ediyoruz ki
Elbette yeryüzünde hiçbir kafir kalmayacak. Herkes inanacak. Ama o zamanı görür müyüz? Zannetmiyorum. İşte biz bu asrın gençleri olarak, bu asrın insanı olarak çok zor bir zamana geldik. Ama işin de güzel yanı ne peki güzel insanlar? Bu zor zamanda, bu çetin zamanda yapılan her hayırda, yapılan her ibadette kat ve kat karşılığı vardır. Kat ve kat sevabı vardır. Kat ve kat mükafatı vardır. Diyor ya evliya zatlardan biri, ahir zamanın evliyaları namazını 5 vakit dosdoğru kılanlardır. Evet, haramlar sağdan soldan üzerimize gelmiş olabilir. Evet, evimizde huzur kalmayabilir. Evet, huzur dışarıda da kalmayabilir. Evet, bu zamanda yanlış yolda olmak yalnız kalmaktan daha iyi olabilir. Evet, bu zamanda haram yolda olmak helal yolda olmaktan daha cazip gelebilir. Ama helal birdir. Ama doğru hakikat birdir. Değişmez. Ölüm mutlak bir gerçektir. Asla değişmez. Ölüm ölmüyor. Madem ki durum bu, o zaman ne yapacağız? Tefekkür vakti, inziva vakti, istişare vakti, dost meclislerine, ilim meclislerine girip çıkma vakti, camileri doldurma vakti, Kur'an'ı açıp okuma vakti, anlama vakti. Umutsuz olmuyoruz güzel insanlar, umutsuz olmuyoruz. Geceyi yaratan Rabbimiz değil mi? O gecenin en karanlığında, en zifirisinde yırtıp da karanlığı aydınlığa teslim eden değil mi? Narin bir çiçeği taşın içinden deldirip de yeryüzüne çıkaran değil mi? O bizim Rabbimiz, o bizim Halık'ımız. Elbette ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her cefadan sonra bir sefa vardır. Bu noktada sabır, metanet ve şükürle, tevekkülle mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapacağız, gerisini Allah'a bırakacağız. Müslüman uyumaması lazım. Müslüman dimdik durması lazım. Müslüman çalışması lazım. Bir işi bitirdikten sonra başka bir işe koyulması lazım. Müslüman an ve an Rabbini anması lazım. Zikretmesi lazım. Dışarıdan bize bakıldığı zaman bir kelime kullanmadan anlayacaklar ki bu genç, bu insan Allah dostudur. Yürüyüşümüzle, duruşumuzla dimdik durmamız lazım. Elif gibi dimdik durmamız lazım. Ve Rabbimizin izniyle, Peygamber Efendimizin izinde daima yürümemiz lazım güzel insanlar. Kardeşim, zor olduğunu biliyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ama kardeşim şöyle düşün. Zor sorular kaliteli öğrencilere sorulur. Lütfen, lütfen bu davaya sımsıkı sarılalım. Mücadele edelim. Çünkü ölüm ölmüyor. Kimsenin fayda vermeyeceği, kimsenin fayda görmeyeceği o tek kişilik kabirde Allah bizi ufacık zerre miskal hayrımıza istinaden bizi kurtuluşa erdirsin inşallah. Ve Rabbimiz bizi adaletinden daha çok rahmetinle karşıla. Bizim senin rahmetine ihtiyacımız var. Bizim sana ihtiyacımız var. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama nasıl yapmamız gerektiğini öğret bize. Öğret bize. Nasıl yapmamız gerektiğini de biliyoruz aslında. Ne olur Rabbim, bu ölmüş bedenlerimizi sen dirilt. Sen dirilt ki yeniden İslamiyet dünyanın her yerine, her yerine ulaşsın ve o gül devri, o saadet asrı yeniden yeşersin. Her eve, her gönle Muhammed ismi verilsin. Muhammed ismi yazılsın ve Rabbimiz her sofrada baş köşede olsun. Her sohbetin ana konusu olsun inşallah. En güzel emanetsiniz. Selametle.